Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bütçe ve kesin hesap kanunu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye şu anda tarihinin en derin ve en yaygın ekonomik krizini yaşıyor. Geçim sıkıntısı nüfusun geniş bir bölümüne yayılmış durumda. Vatandaş adeta borç batağına saplandı. En temel ihtiyaçlar için bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor. Kredi kartlarına yükleniyorlar. Ancak gelirler borçlarını ödemeye yetmiyor. Borçlarını ödemek için sürekli kredi çekmeye mahkum edildiler. Değerli arkadaşlarım, bankaların vatandaşlarımızdan alacaklı olduğu rakam 1 Aralık itibariyle 44 milyar daha artarak 2 trilyon 613 milyar liraya yükseldi. Yüksek faize rağmen kredi çekip borçlanan ancak ödeyemediği için takibe alınanların sayısı hızla artıyor. İcra takibine alınan vatandaşların borcu bir yılda 14 milyar arttı. Geçtiğimiz Ocak ayından Ekim ayına kadar 708 binden fazla kişi kredi borcunu, 694 bin kişi ise kart borcunu ödemediği için bankalar tarafından takibe alındı. 41 milyar batık kredi bulunuyor. 1 milyon 100 bin kişi bu borçlardan dolayı icralık oldu. Yani her aileden bir kişi icralık olmuştur. Milyonlarca borcunu geciktirdiğinde ertesi gün telefonları susmuyor. Baskı altına alınıyor. Peki vatandaşımız bu baskıyı görürken kamu bankaları, yandaş zenginlerin milyarlarca liralık borcunu almak için aynı baskıyı yapıyor mu? Demirören'i hatırlayalım. Sadece Ziraat Bankası'na olan 5 milyar liralık borcunu ödedi mi? Kamu bankaları yandaşların borcunu tahsil etmek için ne yapıyor? Dar gelirli vatandaş borcu için olunca hukuk ve bankacılık sistemi işliyor da yandaşları gelince seyirci mi kalıyorsunuz? Sayın milletvekilleri, halkımız ekonomik olarak o kadar zor durumda ki geçinemeyen insanımız bazı fırsatçıların tuzağına düşüp kolayca dolandırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak sizin sorumluluğunuz herkesten daha fazla. Sizin göreviniz zor durumdaki insanlarımızın menfaatini korumaktır. Mesela Çiftlik Bank'ın, TODEX'in siyasi uzantıları neden ortaya çıkarılmıyor? Geçtiğimiz haftalarda saymakla bitmeyen dolandırma yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yargıya taşınan Denizbank olayı, kara para aklanan güzellik merkezleri, şirketten yurt dışına kaçırdığı milyar dolarlar, Türkiye'ye giren kaynağı belirsiz paralar. Bütün bunlar olurken BDDK, SPK, MASAK nerede? Neden bu kara para işlerine zamanda müdahale edilmiyor? Emeğiyle çalışan insanlarımız düşük ücretlerle hayat mücadelesi verirken yasa dışı yollarla servet kazananların ne zaman önü kesilecek? Değerli milletvekilleri, 24 yıldır faaliyet gösteren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ülkemizde zaman zaman önemli hizmetler vermiştir. Kurumun temel amacı piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak, kredi sisteminin etkin ve sürdürülebilir olmasını temin etmek, gelişen mali sektörün denetim ve düzenlemelerini yapmak, tasarruf sahiplerinin haklarını korumaktır. Ancak bugün gelinen noktada BDDK bu amaçlardan uzaklaşmıştır. Ülkemizde kurumlar vergisi rekortmeni bankalar oldu. Orta sınıf yok edildi. Geriye borç batağı içindeki vatandaşlarımız kaldı. Çünkü kurumların içi boşaltıldı. Güven ve istikrar yok edildi. 5 yılda 5 hazine bakanı değişti. Kalkınma planlarınız işe yaramadı. Devlet taklidi, liyakat ve kamu vicdanı yok edildi. Bu bütçe halkın çıkarlarına uygun bir bütçe değildir. Bizim iktidarımızda bu bütçeler halk için olacak. Ekonomide istihdam yaratılacak. Üretime dayalı yatırımlar olacak. İşsizlik problemi çözülecek. Kur artışı engellenecek. Gelir dağılımında ve bankacılık sisteminde adalet olacak. Teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum.